Hayırlı sabahlar efendim. Bugün 28 Ekim 2019 Pazartesi Diyanet TV ekranlarında gündemle karşınızdayız. Gazetelere ve gündeme yansıyan haberleri 45 dakikalık bir süre boyunca sizlere aktaracağız. Haberet.diyanet.tv elektronik posta adresimizden ve 0535 018 1750 numaralı telefonlardan bizlere görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz diyelim. Gündeme başlayalım. Barış Pınarı Harekatı'ndan şehit haberi geldi sayın seyirciler. Resulayn'da keşif gözetleme yapan güvenlik görevlilerine PKK-YPG'li teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda piyade uzman çavuş Erdoğan Türkel şehit oldu. 5 asker de yaralandı. Terör örgütü Tel Abyad'da sivillere de saldırdı. 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri İdlib'de düzenlediği bir operasyonla DAEŞ lideri Bağdadi'yi öldürdü. Terör örgütü PKK-YPG Barış Pınarı Harekat Alanı Resulayn bölgesinde keşif gözetleme yapan askerlere saldırı düzenledi. Çok namlulu roket atar, havan ve Doçka'yla yapılan saldırıda piyade uzman çavuş Erdoğan Türkel şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit asker için Şanlıurfa'da askeri tören düzenlendi. Daha sonra şehidin cenazesi defnedilmek üzere dualarla memleketi Adana'ya uğurlandı. Şehit Türkel'in şehadet haberi Adana'daki baba evinde büyük acıya neden oldu. Acılı ailenin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere meşru müdafaa hakkı çerçevesinde karşılık verdi. Tespit edilen hedefler etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe 3 Harekatı kapsamında da Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etti. Operasyonda PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK-YPG, Tel Abyad'ın güneyinde Ayn Arus köyündeki pazar yerinde de bomba yüklü motosiklet infilak ettirdi. Patlamada 3'ü çocuk, 5 sivil yaralandı. Bu arada Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK-YPG işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye aynı günde ikinci takviye güç sevkiyatı yaptı. Askeri konvoy, Haseke'nin kuzeydoğusundaki YPG-PKK işgalindeki Rumeylan petrol sahasına ulaştı. En az 13 zırhlı aracın bulunduğu konvoya koruma amaçlı havadan Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait helikopterler eşlik etti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü DAEŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdü. Amerikan askeri birlikleri İdlib'de gece yarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump o operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini açıkladı. DAEŞ'in lideri ve kurucusu el-Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı. Hiçbir personelimizi kaybetmedik. Rusya, Türkiye, Irak ve Suriye ve Kürtlere teşekkür etmek istiyorum. Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu. Hiç sorun olmadı. Çok yardımcı oldular. Harikaydı. Suriye'den çekilmemizin bundan hiçbir alakası yoktu. Biz terör liderlerinin her zaman peşindeyiz. Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı, ABD tarafından İdlib'e yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur açıklaması yaptı. Sayın seyirciler, Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye'nin elde ettiği başarılar PKK yandaşlarını rahatsız ediyor. Hırstan gözü dönen terör yandaşları birçok ülkede Türklere saldırı başlattı. PKK yandaşları Norveç'in başkenti Oslo'da içinde küçük bir bebek olan Türk ailenin aracına taş ve sopalarla saldırdı. Aile büyük korku yaşadı. Oslo ve İsveç'te iki ayrı saldırı daha düzenlendi. Bazı PKK yandaşları gözaltına alındı. PKK yandaşları Norveç'te içinde Türk ailenin bulunduğu araca işte böyle saldırdı. Bu çirkin saldırı Norveç'in başkenti Oslo'da yaşandı. Ülkedeki Türkler Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde toplanmıştı. Gösteri sonrası terör örgütü PKK sempatizanları içinde bir bebeğin de bulunduğu Türklere ait araca saldırdı.
Saldırı hem güvenlik kameralarıyla hem de cep telefonuyla kaydedildi. Onlarca PKK yandaşı içinde küçük bir bebekli ailesinin de bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırdı. Saldırı sırasında aile büyük panik yaşadı. Minik bebek ise dakikalarca gözyaşı döktü. Norveç polisi saldırganları engellemeye çalıştı ancak nafile. Polis PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Saldırı sonucu araçta hasar meydana gelirken iki PKK sempatizanı gözaltına alındı. Araçtaki Tuğba Kökyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darbe ettiler, dedi. Hırstan gözleri dönen PKK yandaşları Oslo'da bir kafede oturan Türklere de saldırdı. Polisler saldırganlara biber gazıyla müdahale etti. Kafede büyük çapta hasar meydana gelirken 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı'nda da 70 civarında PKK yandaşı Türkiye'ye giden yolculara sataştı. Polis tacizlerine uzun süre devam eden terör yandaşlarına biber gazıyla müdahale etti. Evet, bu olay henüz sıcaklığını korurken gece saatlerinde bu kez Londra'dan bir saldırı haberi geldi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Düğücü, İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğradı. Hepiniz hoş geldiniz. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Düğücü yaptığı açıklamada Uluslararası Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere bulunduğu Londra'da bölücü terör örgütü PKK yanlılarının gösterisine denk geldiğini kaydetti. PKK yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan pankartlar taşıdığını ve Türkiye'yi sivilleri öldürmekle suçladıklarını kaydeden Düğücü, yalan, iftira ve hakaretlerle sessiz kalamadık da yalan söylüyorsunuz diye bağırdım. Üzerimize bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Yanımızda sadece iki polis vardı, onlar da çok yetersiz kaldılar, dedi. PKK yandaşları Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Avrupa'nın değişik kentlerinde gösteriler gerçekleştirdi. Ayrıca başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde de Türklerin gittiği camiler ve Türk iş yerleri hedef alınmıştı. Avrupa ülkeleri terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen PKK yandaşlarının terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla gösteriler düzenlemesine izin veriyor. Evet, 28 Ekim 2019 Pazartesi gününün gazete manşetleriyle devam edelim. Şimdi gündeme Star gazetesiyle başlayacağız. Gündemde ağırlıklı olarak tabii ki Bağdadi'nin ortak operasyonla öldürülmesi var, DAEŞ liderinin. Ve ABD Türkiye'nin desteğiyle DAEŞ'in elebaşı Bağdadi'yi İdlib kırsalında operasyonla öldürdü başlığını kullanıyor Star gazetesi de. Girdiği tünelde sıkışan terörist intihar yeleğini patlattı. 3 çocuğuyla birlikte öldü notu da paylaşılmış. ABD ordusuna ait 8 helikopter ve İHA'lar önceki gece İdlib'in kuzeyindeki Turlaha kampına birkaç kilometre uzaklıktaki Barışa köyünde saklanan DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin bulunduğu eve bomba yağdırdı. DAEŞ'li teröristler de ağır silahlarla karşılık verdi. ABD özel kuvvetleri helikopterle bölgeye indi ve DAEŞ'li teröristlerle çıkan çatışma yaklaşık 4 saat sürdü. Operasyon sırasında bir tünele giren DAEŞ'in kurucusu ve elebaşı Ebubekir el-Bağdadi köşeye sıkışınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Yanındaki 3 çocuğuyla birlikte öldü. ABD'li uzmanların yaptığı DNA testiyle cesedin Bağdadi'ye ait olduğu kesinleşti deniliyor. Yine Türkiye'ye teşekkür başlığını görüyoruz hemen yanında. ABD Başkanı Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak'la koordineli çalıştıklarını vurguladı. Türkiye ve Rusya hava sahalarını kullanmamıza izin verdi. Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Harikaydılar, teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Dün Trump'ın yaptığı açıklamayla da bu durum resmiyet kazandı
diyelim. Ve devam edelim, yine diğer başlıklara geçiyoruz. Star gazetesinde terörle mücadelede dönüm noktasıdır şeklinde bu olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri başlıklaştırılmış. Ve Başkan Erdoğan terörle mücadelede en fazla bedel ödeyen Türkiye'nin Bağdadi'nin öldürülmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bu terörizmle ortak mücadelemizde dönüm noktasıdır. Türkiye geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir şeklinde konuştu. Tel Aviv'de yerel meclis kuruldu başlığına geçelim bu haberin hemen altında. Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Tel Aviv'in yönetimi bölge halkına teslim edildi. Terör örgütü YPG-PKK'nın işgalinden kurtulan Tel Aviv'de hayat normale dönüyor. İlçede kurulan yerel meclisin 23 üyesi de seçilerek görevine başladı. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, meclisteki temsiliyette tüm etnik grupların gözetildiğini vurguladı. Bundan sonra Tel Aviv'de örnek ve pilot şehir haline getireceğiz ifadelerini kullandı denilmiş. Kendi sonlarını hazırlıyorlar başlığını görüyoruz yine hemen altında. Başkan Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de vardığı mutabakata göre teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik süre yarın 18'de doluyor. Kremlin sözcüsü Peskov'un çekilmemeleri halinde Türk ordusunun üzerlerinden geçeceğini söylediği YPG-PKK ise hendek kazmayı sürdürüyor denilmiş haberin ayrıntılarında. Evet, Star gazetesinden aktaracağımız son haber başlığı bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Türkiye gazetesi var. Gerçekten öldü manşetini kullanmış Türkiye gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'ın liderini Türkiye'nin yardımıyla İdlib'de vurdu denilmiş. Daha önce defalarca öldürüldüğü söylenen Bağdadi'nin sonunu Türkiye ABD işbirliği hazırladı. Amerika Birleşik Devletleri vahşi örgüt DAEŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ailesiyle saklandığı eve operasyon düzenledi. Helikopterler evi ateş altına aldı, özel kuvvetler de bölgeye indirme yaptı. 4 saatin ardından kaçmaya çalıştığı tünelde sıkışan Bağdadi bomba yeleğini patlatıp 3 çocuğuyla birlikte can verdi. Ankara operasyon öncesi bilgi alışverişi yapıldığını açıkladı. CSD'de DNA testi yapıldığını söyleyen Trump da Türkiye harikaydı, çok yardımcı oldular dedi. Başkan Suriye'den çekilmeyle ilgili soruya da Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadık, askerlerimizi petrolü sağlama almak için bulunduracağız itirafıyla cevap verdi denilmiş haberin ayrıntılarında. Devam edelim, diğer başlıklara geçiyoruz Türkiye gazetesinden. Hemen altında köyde bile kaçak yapı olmayacak şeklinde bir başlık kullanılıyor. Havadan, karadan denetimler yapılacak, köy ve yaylalardan kaçağa geçit verilmeyecek. Hükümet kaçak yapıyı bitirmeye kararlı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, köylerimizde ve yaylalarımızdaki yapıları mühendislik hizmeti alması münasebetiyle ruhsatlandırıyoruz. Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köy ve yerleşim alanı dışında inşa edilmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Yine bir diğer başlık, diziler çocukları zehirliyor şu başlığını kullanmış yine Türkiye gazetesi. Bu ifadeler Süleyman Soylu'nun ifadeleri. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, reytingi yüksek mafya ve şiddet dizilerinin çocuklara zarar verdiğine dikkat çekti. Zararlı bir dizi var Çukur diye, bir de Adana 01 diye dizi var. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor, insanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yönünü hayra, doğru işlere döndürmeliyiz, sırat-ı müstakime çevirmeliyiz ifadelerini kullanıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Hemen üstündeki başlığı da aktaralım. Batı'nın iade sicili bozuk şeklinde aktarılmış. Terör örgütlerine sahiplenen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Türkiye'nin iade taleplerine sırt çeviriyor. Ankara kırmızı bültenle aranan YPG ile başı Mazlum Kobani'nin ABD'ye ayak basar basmaz iadesini talep etti. Oysa bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan 597 suçlunun iadesini istedik, 64'ü kabul gördü. Bu 64 isimden de sadece ikisi terör suçlusu. Evet, Türkiye gazetesinden aktaracağımız son haber başlığı da bu şekildeydi. Devam edelim. Yeni Şafak gazetesi de
yine Bağdadi'nin ölümüyle alakalı bir manşet kullanıyor. Misyonu bitti, fişi çekildi şeklinde görmüş Yeni Şafak gazetesi ve madde madde bu olayın perde arkasını aktarmış okuyucularına. Suriye'de Batı müdahalesi ve PKK işgalinin bahanesi olan DAEŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi İdlib'de ABD operasyonuyla öldürüldü. Bağdadi ile birlikte sırları ve kirli bağlantılarını da ortadan kaldıran operasyon, Barış Pınarı harekatına denk getirilen zamanlaması ve hedefleriyle birçok soruyu beraberinde getirdi denilmiş. Bağdadi ABD'nin Suriye'den çekileceği dönemde öldürüldü. Bu Bağdadi'nin nerede olduğunu hep bildiği anlamına geliyor. YPG ile başı operasyonu birlikte yaptık iddiasında bulundu. PKK'ya bu şekilde paye verilmesi DAEŞ oyununun sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar PKK işgali altındaki bölgeden uzak olan İdlib'deki operasyonda PKK rolünü mümkün görmüyor denilmiş yine. Ve İdlib'de DAEŞ'a düşman birçok grup var. Bağdadi uzun süre güvende kalamayacağı bölgeye niye geldi? İdlib'de hava sahası Rusya'da. Rusya'nın katkısı sahayı açmakla sınırlı mı? Bağdadi'nin saklandığı köy olarak açıklanan Barisa, Türkiye'ye 5-10 kilometre uzaklıkta. PKK yandaşları hemen Türkiye ile DAEŞ arasında bağlantı kurmaya çalıştı. Bağdadi buraya bu amaçla mı getirildi sorusu sorulmuş yine ve bu şekilde devam ediliyor. Tel Abyad ve Resulayn'dan çekilmek zorunda kalan ABD İdlib üzerinden yeni oyun mu kuruyor soruları ifade ediliyor. Yine bu şekilde devam etmiş bu sorular Yeni Şafak gazetesinde. Ve hemen altındaki başlığı da aktaralım. HDP götürüp PKK'ya verdi şeklinde paylaşılmış. Çocukları kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi 55. gününde de devam etti. Cizre'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Emrah için oturma eylemine katılan Bilal Avunan şöyle konuştu. Oğlumun bulunması için Ankara'ya gittim. Orada eski HDP milletvekili İdris Baluken'le görüştüm. Baluken HDP'yi aradıktan sonra bana oğlunu HDP götürmüş ve PKK'ya vermiş dedi. PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür ifadelerini kullanıyor. Yine Resulayn'da bir şehit haberini görüyoruz hemen altında. PKK-YPG'li teröristler Resulayn'da keşif yapan askerlerimize hedef aldı. Teröristlerin çok namlulu roket atar, havan ve doçka ile düzenlediği saldırıda piyade uzman çavuş Erdoğan Türken şehit oldu. 5 asker de yaralandı. Şehit Türkiye'nin naaşı Adana'ya uğurlandı denilmiş. Ve SDG dağılıyor başlığını da aktaralım. PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki geliştirmek için kurduğu tabela örgüt SDG Barış Pınarı harekatından sonra dağılıyor. PKK'nın harekat bölgesi içerisinde yer alan bazı bölgeleri Esed'e bırakmasına karşı çıkan Arap militanlar örgütten ayrılmaya başladı. Örgüt maaş ödemekte de zorlanıyor. Deir ez-Zor, Münbiç ve Haseke'de iç infazlar olduğu belirtiliyor denilmiş. Ve son aktaracağımız başlık terör timi Bağdat sokaklarında şeklinde. 2 günde 67 kişinin öldüğü Irak'ta Başbakan Abdülmehdi terörle mücadele gücüne gösterilere müdahale talimatı verdi. Muktada Es-Sadr'a bağlı Sahirun Koalisyonu muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar burada oturma eylemi yapacaklarını duyurdu. Suudi TV kanallarının ülkedeki faaliyetleri ise durduruldu denilmiş yine alt metinde. Evet, Yeni Şafak gazetesini de bu haberle birlikte noktalamış olduk. Devam edelim, Sabah gazetesi var. Hainler saldırıyor, Avrupa seyrediyor başlığını aktarmış. Bugün Sabah gazetesi manşetten ve Barış Pınarı harekatıyla çılgına dönen PKK'lılar Avrupa'da Türklere saldırıyor, polis bakıyor. Hainler son olarak Oslo'da Türk aileyi bebekleriyle linç etmek istedi. Terör örgütü PKK-PYD yandaşları Avrupa'nın her yanında Türkleri hedef alıyor. Türk kahvelerine, Türk işyerlerine, Türk Hava Yolları bürolarına saldırıyorlar. Bu saldırıları polisin ve hükümetlerin korumasında PKK'lılar son olarak Norveç'in başkenti Oslo'da Tuğba Kadir Kökyer çiftini linç etmek istedi. Kökyer çifti dehşeti anlattı.
Harekatı desteklemek için Büyükelçilik önündeki mitinge katıldık. Dönerken örgüt yandaşları araçtaki Türk bayrağını gördü. İçeride bebeğimiz olmasına rağmen araca taşlar, sopalar ve balyozla saldırdılar. Polis seyretti, az daha ölecektik ifadelerini kullandı. Yine Bağdadi'nin ölüm haberiyle ilgili kısaca yer bulmuş. Sabah gazetesinde de ABD Türkiye desteğiyle vurdu. DHL başı Bağdadi öldü deniliyor. Ve yine Erdoğan'ın bu önemli bir dönüm noktası ifadeleri operasyonla alakalı yine Sabah gazetesinde yer bulmuş durumda. Ve yine Kartal'ın umudu var başlığını görüyoruz. Dün Galatasaray, Beşiktaş ve Galatasaray arasında bir derbi mücadelesi vardı ve Beşiktaş Galatasaray'ı Umut Nayır'ın golüyle yenip derin bir nefes aldı. Vodafone Park stadındaki maçta farkı kalesinde devleşen Muslera önledi. Kartal bu galibiyette puanı 12'ye çıkarıp zirve için umutlandı. Aslansa 13'te kaldı denilmiş. Evet, Sabah gazetesinden aktaracağımız son haber başlığıydı. Akşamla devam edelim. İsveç'te Türk düşmanlığı ilkokula indi başlığını görüyoruz Akşam gazetesinde. Ne ile alakalı bu haber? Hemen ayrıntılarını aktaralım. İsveç'te yaşayan Türkler, Barış Pınarı Harekatı'nın ilkokuldaki çocuklarına Türkler, Hristiyanları ve Kürtleri öldürdü diye anlatıldığını duyunca şoke oldu. Yalan haberin kaynağı ise devlet televizyonu. Haberi Zeliha Cömert Taşkın adlı bir anne sosyal medya hesabından duyurdu. İlkokula giden oğlum, Türkiye neden Kürtleri ve Hristiyanları katletti diye sordu. Şoke oldum. Okulda Lilla Aktüelt izlemiş, oradan duymuş. Derya Mert adlı anne de toplantı için okula gittiğinde kızını ağlarken bulduğunu paylaşırken sebebini sorduğunda kızının da Lilla Aktüelt programını izledikten sonra arkadaşlarım beni dışladı dediğini aktardı. İsveç Devlet Televizyonu'nun çocuklara yönelik haber programı olan Lilla Aktüelt, Irak ve Suriyeli Hristiyanların YPG-PKK kiliseleri depo yaptı. Türkiye bizi kurtardı yönündeki açıklamalarına ise yer vermedi denilmiş yine haberin ayrıntılarında. 35 yıl sonra ilk adımlar başlığını görüyoruz. Bu haberin hemen yanındaki haberi aktaralım. Doğuştan engelli Buket Durmuş, protez bacaklarıyla ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşadı. Gelişemeyen diz altının bir bölümünden kesilen bacaklarına protez takılan İngilizce öğretmeni Durmuş, "Kimse beni durduramadı, kendimi dışarı nasıl attığımı hatırlayamıyorum" şeklinde duygularını paylaşmış. Devam edelim, son olarak Milat Gazetesi'ne bakacağız şimdi. "Tasma el değiştirdi" manşetini kullanmış Milat Gazetesi, ayrıntılarını sizlere aktaralım. PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin kucağından Esed'e, oradan İsrail'e yanaştı deniliyor. Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'de devlet hayali suya düşen PKK-YPG terör örgütü yeniden asıl sahibi İsrail'e yanaşacak. Türkiye'nin ikinci harekata başlamasının önünde hiçbir engel yok. Amerika Birleşik Devletleri 120 saat içinde, Rusya ise 150 saat içinde YPG terör örgütünün güvenli bölgeden çekileceği sözünü verdi. ABD bizi sattı diye aşağılayan terör örgütü, PKK-YPG ise hemen Rusya ve Esed'e yaklaştı. PKK'nın tasmasının tamamen İsrail'in eline geçeceği uyarısı yapıldı deniliyor. Bölgede terör örgütü devleti hayali kuranların en başından İsrail'in yer aldığını ve PKK-YPG'nin yeni dönemde yeniden bu ülkeye yanaşacağını ifade eden Profesör Doktor Ferhat Pirinççi, gerekli görürse Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı 2'yi başlatmasının önünde hiçbir engel yok ifadelerini kullandı deniliyor yine haberde. Farklı denklem şeklinde yine alt başlıkta bu haber ayrıntılarıyla devam ediyor. Ve Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ferhat Bilinççi, ABD'nin DAEŞ'le mücadelede PKK'yı seçmesi 7 yıllık PKK devleti projesinin temeliydi. Barış Pınarı Harekatı bu hayalleri yıktı. Sağda denklemi değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ni sağdan çıkardık. İsrail bölgede hep küçük devletler ister. Yakında İsrail'i PKK'nın en sıkı partneri olarak
görebiliriz ifadelerini kullanıyor. Evet, Milat Gazetesi'nden aktaracağımız son haber başlığı da bu şekildeydi. Manşetleri noktalamış oluyoruz efendim. Gündeme devam edelim. Kısa kısa haber turumuzla gündeme devam edelim. Adana merkezli 15 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişi arasında örgütün Türkiye finans sorumlusunun da bulunduğu ortaya çıktı. Emniyet ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takiple örgütün çözülmenin önüne geçmek için yargılanan üyelerinin ailelerine maddi yardımda bulunduğunu tespit etti. Finansman kaynağını da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üst düzey bir örgüt yöneticisinin Türkiye'de ve yurt dışında iş adamlarından topladığı paralarla oluşturduğu belirlendi. Toplanan paraları AK'nin yönettiği ve Türkiye genelindeki birçok ili kapsayan finans ağıyla tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ve daha önce haklarında işlem yapılan kişilere ulaştırdığı iddia edildi. Ülke genelinde gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur 5 uygulamasında 62.144 personelin katılımıyla 5.621 noktada 672.876 kişinin bilgileri sorgulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında stratejik önemi haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde polis, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı birimleri tarafından Türkiye Güven Huzur 5 uygulaması yapıldı. Bu arada 11'i çocuk olmak üzere 57 kayıp kişi bulundu. Kontrol edilen 198.585 araçtan 6.786'sına işlem yapıldı. 1.518 araç trafikten men edildi. Suriye sınır ilçesi olan Tel Abyad'da sivillere insani yardım sürüyor. Şanlıurfa ilinde temsilciliği bulunan sivil toplum kuruluşları hafta sonunda AFAD ve Kızılay'ın öncülüğünde sınır ilçesi olan Tel Abyad'da adeta çıkarma yaptı. İnsani yardım kuruluşları başta gıda malzemesi olmak üzere battaniye, gıda kolisi, patates, portakal, süt, bisküvi ve Suriye ekmeği olmak üzere toplam 10 araçlık bir araç konvoyuyla yardım yaptı. Yardımın yapılacağı okul bahçesine gelindiğinde büyük bir kalabalıkla karşılaşıldı. Terör örgütü YPG-PKK'nın 5 yıl içerisinde Tel Abyad ilçesinde yaşayan insanları adeta açlığa mahkum ettiği ve bu nedenle gıda sıkıntısının had safhaya ulaştığı gözlendi. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen maden kazasının üzerinden 5 yıl geçti. 28 Ekim 2014'te öğle saatlerinde 34 işçinin bulunduğu Ermenek'teki özel bir lignit kömürü madeninde su baskını meydana geldiği ihbarı alındı. 16 işçinin sağ kurtulmayı başardığı ocakta mahsur kalan 18 işçiye ulaşmak için AFAD koordinasyonunda acil durum müdahale çalışmaları başlatıldı. 38 gün süren çalışmaların ardından Ermenek'teki maden ocağı 18 işçiye mezar oldu. Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Paryon Antik Kenti'nde arkeologların araştırmaları sırasında 1900 yıllık olduğu tahmin edilen anıt mezar kitabesi bulundu. İlçenin Kemerköy'ü yakınında yer alan antik çağın önemli liman kentlerinden Paryon'un 2700 yıllık geçmişinin gün ışığına çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve desteğiyle kazılara devam ediliyor. Antik kentte ters çevrilmiş taşın üzerindeki yazıyı inceleyen arkeologlar bunun bir anıt mezar kitabesi olduğunu belirledi. Sayın seyirciler, Türkiye'nin Türk insanının yardım eli Nijerya'da uzandı. Hem de ortaokul öğrencilerinin desteğiyle Elazığ Gazi Ortaokulu öğrencilerince temin edilen parayla temiz su sıkıntısı yaşanan Nijer'de su kuyusu açtırıldı. Elazığ Gazi Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri yardım kampanyasıyla Nijer'de su kuyusu açtırdı, çeşme yaptırdı. Öğrencileri harekete geçiren şey, Afrika kıtasının su yoksulluğu ülkeleri arasında yer alan Nijer'deki su sıkıntısına dair belgeseldi. Belgeseli izleyen öğrenciler kendi imkanlarıyla ne yapabileceklerini araştırdılar. Okul yönetimi ve öğretmenlerine bu taleplerini ilettiler. Ardından bir yardım kampanyası başlatıldı.
Araştırmaları sonucunda 22 bin lirayla Nijer'de bir su kuyusu açabileceklerini öğrendiler ve bu rakama ulaştılar. Toplanan para yardım kuruluşları aracılığıyla Nijer'e gönderildi. Hem su kuyusu açıldı hem de yanı başına bir çeşme yaptırıldı. Böylece temiz suya kavuşan Nijerliler, Elazığ'dan kendilerine uzanan yardım eli için öğrencilere ve Türkiye'ye teşekkür ve dua ettiler. Şimdi de İslam coğrafyasında son 24 saatte yaşanan gelişmelere göz atalım. Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Irak'taki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 63'e yükselirken 2592 kişi de yaralandı. Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ellerinde Irak bayraklarıyla "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı attı. Protestocular güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine karşı "Barışçıldır, barışçıldır" ifadesiyle gösterilerin şiddet içermediği mesajı verdi. Milletvekilleriyle üst düzey hükümet yetkililerinin başkentte bulunan ve devlet erkanının ikamet ettiği yeşil bölgeyi terk ettiği belirtildi. Bir grup gösterici de Dicle Nehri'nden yüzerek bölgeye ulaşmayı denedi ancak askeri birliklerin engeliyle karşılaştı. Irak halkının işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlattıkları gösteriler yaklaşık bir hafta sürmüş, geçtiğimiz cuma sabaha karşı yeniden başlamıştı. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail hapishanelerinde açlık grevinde olan Filistinli tutuklulara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale etti. Filistinli bir grup aktivist, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Doğu Kudüs'teki Selahattin Caddesi'nde gösteri düzenledi. Gösterinin başlamasından kısa süre sonra bölgeye gelen İsrail polisi ses bombası kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Destek gösterisine devam edenlere müdahale eden polis, Filistinli bir genci gözaltına aldı. İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli tutuklu İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına son vermesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlatmıştı. İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5000'den fazla Filistinli bulunuyor. Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protestolarda gerginlik çıktı. Lübnan'ın Trablus Şam kentinde yolu kapatan hükümet karşıtı protestocularla askerler arasında yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi yaralandı. Lübnan ordusu ülkenin kuzeyinde yer alan Trablus Şam kentinin Bedavi bölgesinde yolu kapatan, hükümet karşıtı göstericilerle yolu açmaya çalışan bir grup vatandaş arasında yaşanan gerginliğe müdahale etti. Göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerin kullanıldığı müdahale sonucu en az 7 kişi yaralandı. Öte yandan Başbakan Saad El Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hariri, Bedavi'de yaşanan gerginliği duyar duymaz Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun'u telefonla aradı. Göstericilerin ifade özgürlüğü hakkının korunması gerektiğini hatırlatan Hariri, yaşanan gerginliğe ilişkin İvedilikle soruşturma açılmasını istedi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo yeni hükümeti oluşturan kabine listesini açıkladı. Ülkede ikinci dönem görevi başlayan Devlet Başkanı Widodo yaptığı açıklamada yeni kabinesindeki 34 bakanı kamuoyuna duyurdu. Başkanlık sarayında yapılan törenle 2019-2024 döneminde yer alacak kabine üyeleri basına tanıtılırken, Widodo'nun başkanlık seçimindeki rakibi Gerindra Partisi Başkanı Prabowo Subianto'nun Savunma Bakanlığı görevine getirilmesi dikkati çekti. Yeni kabineye 18 yeni isim dahil olurken eski kabinede yer alan 16 bakandan bazılarının ise yeri değişti. Haber durağımız bu kez Ordu. Ünye'de yaşayan çiftçi Yahya Karaoğlu'nun Şehitler Bahçesi'ni gezeceğiz şimdi. Aziz şehitlerimize vefa örneği olarak Şehitler Bahçesi'ni oluşturdu. Burası Ordu'nun Ünye ilçesi. Çiftçilik yapan Yahya Karaoğlan, iki dönümlük alandaki fındıklarını sökerek yerine meyve ağaçları dikti. Daha sonra diktiği o meyve ağaçlarına şehit asker ve polislerimizin isimlerini verdi. İki yıldır bu çalışmayı yapıyorum. Burada iki dönüm bir fındık bahçemiz vardı. Fındık bahçelerini kestik. 200'ün üzerinde meyve ağacımız var. Yaklaşık 120 adet, 120 şehidimizin isimlerini koyduk buraya.
Ağaçlarda kahramanlarımızın fotoğrafları ve bilgilerinin yer aldığı kartlar asılı. Bir gün işte eşimle beraber ne yapalım, ne edelim derken bu fikir aklımıza geldi. Şehitler Bahçesi'nin namı gün geçtikçe yayılmış bölgede. Merak edip görmek isteyenler bahçeyi ziyarete gelmeye başlamış. Özellikle de öğrencilerin ilgisinin yoğun olması sevindiriyor. Çok beğendim. Şehitlerimizle ilgili böyle bir şey yaptım, beni çok onur etti ve mutlu oldum açıkçası. Okullar Şehitler Bahçesi'ne turlar düzenliyor. Vatan, millet sevgisini, şehitlik sevgisini burada çok güzel yansıtmış. Dünyada bir örneği yok. Ben de öğrencilerimi alarak bu bahçeyi gezdik. Çok memnun oldum. Ziyaretlerde şehitler için dualarını da yapan öğrenciler hem onların anısına sahip çıkıyor hem de ezan, vatan, bayrak gibi milli manevi değerlerimizin önemini daha iyi kavruyor. Kendi çapında anlamlı bir çalışma yapan Yahya Bey'in Şehitler Bahçesi'ne gelen misafirlerine ikramları da oluyor. Dahası onları bizzat kendi evinde ağırlıyor. Şehit aileleri ve yakınlar burada gelip istediği kadar kalabilirler, ücretsiz kalabilirler. Burdur'un Çaldır ilçesinde nitelikli ahşap işçiliği üzerine yapılan kalem işi bezeme ve süslemeleriyle dikkati çeken tarihi Dengele Camii zamana meydan okuyor. Kitabesi bulunmadığı için fiziki durumuna bakılarak tarihlendirilen ve Anadolu Selçuklu camileri geleneğinde inşa edilen Dengele Camii'nin minaresinden yıllardır ezan sesi yükseliyor. Burdur'un Çavdır ilçesinde Selçuklu dönemine ait olan tarihi Dengele Camii, özellikleriyle ve fiziki yapısıyla yıllara meydan okuyor. Nitelikli ahşap işçiliği üzerine yapılan kalem işi bezeme ve süslemeleriyle dikkati çeken Dengele Camii, doğu-batı ekseninde dikdörtgen planlı olarak dizayn edilmiş. Yığma tekniğiyle taş malzeme kullanılarak inşa edilen cami, tavanındaki ahşap işçiliğiyle göz dolduruyor. Bölgede yapısı itibariyle tek olma özelliği taşıyan Dengele Camii için 2020 yılında restorasyon çalışması yapılması planlanıyor. Burdur Çavdır Dengele Camii ahşap işçiliğiyle çok ön plana çıkmakta. Zaten camiyi ziyaret ettiğimizde kolayca göreceğimiz üzere müthiş bir ahşap işçiliği var. Bu yörede öyle bir ahşap işçiliği olan cami ben görmedim, hemen hemen yok gibi. Ve beylikler dönemine ilişkin bir camimiz. Şu an tabii ki onarım ihtiyacı var ama hali hazırda devam eden şantiyelerim sebebiyle inşallah 2020 yılında ya da önümüzdeki yıllarda buranın da restorasyonunu yapmak istiyoruz. Zaten projelendirmesi hazır. Bitti. Dengele Camii'nde 1966'da yapılan onarım sırasında topraktan olan üst örtü sistemi kiremit kırma çatıyla kapatılmış. Caminin İmam Hatibi Süleyman Özdemir de caminin büyük ölçüde orijinalliğini koruduğuna dikkati çekti. Bunun içinden bizim ne kadar ecdadımız geçmiş ki bunun içinde ibadet etmişler ve öyle dualar etmişler ki bu cami bugüne kadar ayakta kalmış. Yani baktığımız zaman da yaklaşık burada o kadar işleme var. Yani üst tavanında işlemeler var. Duvarlarında motifler var. Efendime söyleyeyim mihrabında, kürsüsünde. Yani üstü hep ahşap olduğu için işleme çok fazla. Ve bu işlemeleri o zaman nasıl yapmışlar acaba diye insan bir düşünmüyor değil. Yani böyle bir camide ibadet etmek gerçekten insana farklı bir duygu, farklı bir heyecan veriyor. Kütahyalı Çini sanatçısı Mustafa Dumanlar, Çini işlemeciliğine farklı bir boyut kazandırdı. Tesip ve kilim desenlerini Çini sanatıyla buluşturdu. 14 yaşından beri baba mesleğini sürdüren usta sanatçının bu mesleğe merak saranlara da tavsiyesi var. Elinden fırçası hiç düşmüyor. Geleneksel Türk-İslam sanatlarından olan tesiple kilim desenlerini Çini ile buluşturuyor. Kütahya'da Çini ustası Mustafa Dumanlar, ailesinin 3. kuşak temsilcisi. Eski kilim motifleriyle tesip ve Osmanlı dönemi kumaş desenlerini Çini'ye uygulayarak sanata farklı bir yorum kazandırdı. Türk-İslam sanatlarından tesip, eski halı kilim motifleri ve Osmanlı dönemi kumaş desenlerinden ilham alarak yeniden yorumladım. Ve bunları desen haline getirip Çini'ye uyguladım. O 14 yaşından beri dedesinden kalan atölyesinde baba mesleğini sürdürüyor. 37 yaşındaki usta sanatçı fırçasıyla ve çinileriyle yaşıyor adeta. Özgün tasarımlarıyla geçmişle günümüz arasında adeta bir bağ kuruyor. Çini sanatı
insana dinlendirir, huzur verir. Bir nevi terapi gibidir. Aynı zamanda Çini'yi evinde bulunduranlar için de Çini etrafına pozitif enerji saçar. Bir insan herhangi bir Çini'ye böyle dikkatlice bakarsa o motifler onlarla konuşur. Çünkü hepsinin bir hayatı vardır, yaşanmışlığı vardır. Çizenin o anda duyguları vardır. Çini işlemeciliğinden aldığı hazı bir çeşit terapi olarak tarif ediyor. Bu mesleğe merak salanlara da bir tavsiyesi var. Çiziminiz güzel olsun istiyorsanız sağ elinizde çok ağır yük taşımamanız gerekiyor. Eskiden hattatlar da böyle yaparmış. Basında Diyanet'le devam edelim şimdi gündeme. İlk aktaracağımız haber Yeni Şafak gazetesinden İrşat Ordusu sahaya iniyor başlığıyla aktarılmış. Suriye'de PKK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütleri şehirleri yerle bir etmekle kalmadı. Dine ve nesillere de büyük zarar verdi. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla bölgeden tasfiye ettiği teröristlerin topluma ettiği bozuk fikirlerle de mücadele edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Barış Pınarı bölgesinde irşat ve manevi rehberlik heyeti kurulacak deniliyor. Heyet köy köy gezerek halkın bilgi ve eğitim düzeyini tespit edecek. Bölgenin kanaat önderleri genç ve yaşlılarıyla görüşülecek. Kur'an kursu hocalarına Selefilik ve PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı eğitimler verilecek. Bunlara karşı din adamları yetiştirilecek, halkın birlik ve beraberliği, kardeşliği güçlendirilecek denilmiş. Devam edelim Milat gazetesiyle ve Diyanet'ten Baba Okulu projesi başlığını görüyoruz. Milat gazetesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Baba Okulu projesinin pilot il olarak uygulandığı Ordu'da il müftülüğünce babalara yönelik eğitim programı uygulanıyor. Ordu Müftülüğünce Kurumun toplantı salonunda düzenlenen projenin eğitim seminerine katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, Kur'an ve sünnette baba-evlat ilişkisi konulu sunum yaptı. Akbulut burada yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığı olarak topluma yönelik çalışmaları büyük bir gayretle sürdürdüklerini söyledi. Ailenin sadece anne ve babadan ibaret olmadığını ifade eden Akbulut şöyle konuştu. Aile dendiği zaman hem anne hem baba hem çocuklar hem de akrabalar değerlendirilmelidir. Ülkemizde sadece özellikle annelerin eğitimleri, kadına dair çalışmalar hem bizim hem diğer kurumların yaygın bir eğitim çeşidiyken babaya erkeğe yönelik bir hizmet politikası yürütülmediğine şahit olduk şeklinde konuştu. Ve devam edelim Diriliş Postası'ndan aktaracağımız haber bu son haberimiz olacak. Ecdat yadigarı eserlere ait olduğu topraklara getiriliyor denilmiş ve yurt dışında bulunan Türkiye'ye ait tarihi eserlerin delillendirilip Türkiye'ye gelişinin sağlandığını söyleyen Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, bu eserlerin tespit edilmesini sağlayan bir ekibimiz var. Bugüne kadar gerçekleştirilen başarılı çalışmalar neticesinde 750 civarında eserin Türkiye'ye getirilmesini sağladık dedi. Ecdat yadigarı eserleri geleceğe taşımayı amaçlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü yurt içi ve yurt dışındaki projelerini devam ettiriyor. Bu kapsamda restorasyon çalışmalarını sürdüren Şehzade Korkut Camii ve Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde incelemelerde bulunan Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Şehzade Korkut Camii'nde 1,5 yıl önce minareye külah konulmasıyla başlayan sürecin zor bir evreden geçerek bugüne kadar geldiğini söyledi deniliyor bu haberde de. Evet, basında Diyanet bölümümüzle birlikte gündemi de noktalıyoruz efendim. Güzel haberler alacağınız hayırlı bir gün olması dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılalım. Günün önemli başlıklarıyla yine bu ekranlarda saat 12'de sizlerle birlikte olacağız diyelim. Hoşçakalın.